Buyur. İş yerinden bunu çıkışına imzala diye Filiz'le göndereceğiz diyorlar. Telefon ediyorlar oradan, muhasebeden. Evet. Filiz'le gönderelim, imzala diyorlar. Bu da beğeni dedi ki, Mehmet dedi, böyle böyle imzalama hanım dedim ben. Zaten raporlusun, şu an çıkış veremezler. Gidelim yüz yüze konuşalım dedim. Aradım patronu, gelin dedi. Gelin görüşelim dedi. Gittik, görüştük. Tazminat talebinde bulundunuz mu? O anda almak istediniz mi tazminatı? Tazminat zaten hemen alınmaz. Zaten kendisi istifa ettiği sürece tazminat alamaz. Bunlar çıkış vermesi lazım. Bunlar dediler ki isterse Figen gelsin çalışsın. İsterse gelsin çalışsın. Şu anda herkes dedi bin bir türlü laf söylüyor burada. Gurur meselesi yapar, çalışamaz. Bir iki ay dedi beklesin, daha sonra gerekirse geriye alalım dediler. Ben de zaten benim yanıma işe alacağımız için bizim çalıştığımız bir yere. Dedim ki abi verebileceksiniz verin, vermeyeceksiniz pazartesi günü dedim. Ben madem istifasını versin yollarımızı ayıralım dedim. Pazartesi peki, günü raporu bitiyor zaten bunun. Siz o gün eve geldiğinizde, kaçta eve geldiniz en son? Kaçta evdeydiniz? Kaçta evdeydim? 5.30-6 gibi evdeydim. 5.30-6 gibi. 5 gibi bilmiyorum. Ne yaptınız o gün 5.30-6 gibi eve geldiğinizde? Evdeydim. Yani eşiniz de evdeydi. Evet evdeydik. Hiçbir tartışmanız olmadı mı 5.30-6 gibi geldiniz? Her şey hayır, yolunda hayır, mıydı? Hayır olmadı. Yolundaydı. Annenizin o gün işte sizin yüzüne bir şey attınız, kül tablası attığını söylendi. Yok hayır Didem Hanım. Annem düşmüş. Annem şeker ve tansiyon hastası. Ama Zöhre Hanım'a başka şeyler anlatmış. Ne dedi size Zöhre Hanım? Efendim? Söyledi. 3 gün önce dedi kül tablası çarptı. Gerçekten son sözcüde. Öbür kadınla da o da ölmedi. 3 tane kadın. Herkes, herkese farklı yanıtlar vermiş anneniz. Acaba aranızda tartıştınız. Şimdi, anneniz araya mı girdi Mehmet Bey? Engellemeye mi çalıştı kadıncağız? Yok hayır. Didem Hanım belli bir yaştan sonra dediğine Godun da şaşırır. Yaşı kaç zaten 60 yaşındaysan bu. Ben 65 şaşırayım hani ya. Niye şaşırsın ki anneniz? Hafıza kaybı yok, bir şey yok. Bilmiyorum. Ben Didem Hanım ben onu bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Cumartesi çocuklar öyle erken mi kalkarlar? Cumartesi günü peki sabah 8.30'da. Niye ders çalıştırıyor sizin eşiniz sabah sabah onları? Benim çocuklar her zaman erken kalkar. Ben 6'da kalkarım, çayımı demlerim. Hanım 7'ye 20 kalkar. Siz bakkala tütün almaya ve bir alkol almaya mı gittiniz? İkisini beraber... diyoruz biz onları rütük kuralları gereği. O ifadeyi kullanıyoruz. Tütün. Tütün almaya gidiyorsunuz. Tamam, tütün almaya gittim. Bir arkadaş aradı. İş yerinden çalışan bir arkadaş aradı. Onunla bir işle alakalı görüşmemiz gereken bir şey var. Görüşmek için inmiştim aşağı. Peki o sırada alkolü nerede aldınız? Ne alkolü? Alkol almadım. Vahit Bey de diyor ya geldiğinde alkol kokuyordu. Tabii. Bakın hanımefendi ben depresyon ilacı kullanıyorum. Ayıkken dayı tamam mı? Şu anda ben 2 günden beri iyiyim. Doğru mu Ayşegül Hanım? Ben şu anda normalde konuşamam. Konuşacak halde değildim. Mehmet Bey depresyon ilacı alkol kokmaz ki. Niye alkol kokusu geldi sizden? Belki bir gün önceden aldım koktu. Siz beni alkol kokusu aldı veya alkollü diyen kişiye sorun da o her gün kendisi alkol alıyor. Ama o sabah eşiniz hayatını kaybetti. Bu yaşıma ben 20 yaşıma gelmiş 20 senelik evliyim. Ben eşime bir tokat atmışım mı? Eşim benden bir şiddet görmüş mü? Gördüğünü söylemiş Ayşe Hanım'a demiş ki sürekli beni dövüyor demiş. Yalan söylüyor. O bayanla da görüşelim yüz yüze. İstediğiniz zaman bağlayın. Neresinde morluk varmış? Neresine bakmış? Sırtını mosmormuş. Öyle gittiniz. Bir de o bayanı da sorun. Dedi. Ben bir de sizin buraya gelen spikeri tartaklamışım Ayşegül Hanım'a. Tartaklamışım böyle dövmeye çalışmışım. Haydar Bey öldü dedi dünkü programında. Onu zaten yaparsınız biz sizinle ilgili gerekeni yaparız. Onu yaparsanız hakkınızda zaten suç duyurusu da buldunuz. Tamam. Yapamazsınız. Zaten o gazeteci görevini yürütüyor. Kılına zarar gelemez yani öyle söyleyeyim yani. Kılına zarar gelemez gazetecinin tamam mı? O kadar tamam, Didem Hanım. Onu teşekkür söyleyeyim ediyorum. De. Tamam. Bak Mehmet Bey şimdi şunu söyleyeceğim size. Bir dakika teşekkürü boş verdi. Ben teşekkür meşek istemiyorum. Bakın sonuçta sizin eşiniz orada bulunduğunda, yerde yattığında hareketsiz halde yatıyor. Tamam mı? Ve vücuduna... Benim geldiğimde karnında nefes alıyordu. Lan bu ayetten sonra geliyorsun ya. Karnında nefes alıyordu. Ben hemen nabzına baktım. Açayım dedim.
Karnını nefes alıyordu. Vay da ben bırak dedi. Bırak dedi. Mehmet öldü bırak dedi. Bir elimde telefon 112-156 arıyorum. Vahit de diyor ki baktığımda ölmüştü diyor. Nefes almıyordu diyor. Karnı insan çıksa Vahit Bey de anlar yani. Kaç yaşında adam. Anlamamış ki. Ya şuraya çeker misiniz? Benim geldiğimde Vahit şuradaydı. Bak şurada. Şuraya çeker misin abicim? Şuraya. Benim geldiğimde Vahit buradaydı. Eşim şurada yatıyordu. Şurada. Gel. Şurada yatıyordu. Ben eşimin nabzını burada bak. Şurada. Göster abi. Şurada yat. Göster misin? Alakası yok. Ayakta dur. Ben buradan gördüm. Eşimin karnı nefes aldığını şurada. Nefes aldığını burada gördüm ya. Ya sen orada nefes aldığını Mehmet Bey anlıyorsun da Vahit Bey yanına kadar gidiyor. Senden önce geliyor. Nefes almıyormuş yani kadıncağız. Bir 20 dakika sonra geliyor. Ya hanımefendi evet. Ben savcılıkta verdim bu ifademi diyorum size. Karından böyle bir nefes alıyordu. Karında bir kıpırtı vardı. Nabız yoktu. Nabız sıfırdı. Nabzına baktım. Şimdi bakın başından aşağıya. Baktım nabzına baktım. Başından aşağıya nabız sıfırsa karında nasıl nefes alır ya? Yani nabız sıfırsa kıpırıyordu, karnı kıpırıyordu. Didem Hanım. Başından aşağı döktüğünü söylüyorsunuz. Bakın sizin eşinizin cesedine baktım maalesef. Bak. Bir kadının cesedine baktım. Mehmet Bey. Mehmet Bey eşinizin karınızın cesedine bakmak zorunda kaldım. Gazeteci olarak neler görüyoruz neler. Sizin eşinizin belli bir tarafı sanki derileri yok etmişçesine yakılmış gibi. Böyle bir izlenim var. Siz yokken acaba biri ona zarar verdi. Sonra da veremez, yaktı mı? Kimse veremez. Burada kesinlikle kimse veremez Didem Hanım. Sizi yakmadı, bizi de yaktı, bitirdi. Çoluğumu çocuğumu bitirdi. Ya anladınız mı? Allah aşkına bu kadıncağız orada kendini yakıyor. Muntazam bir şekilde yatıyor. Sağa sola yapmıyor, çığlık atmıyor, bir şey yapmıyor. Yani olduğu yerde duruyor. Bak, olduğu yerde duruyor. Sonra da yatıyor bana, böyle cenin pozisyonunda. Ölüyor kadıncağız siz, yani. Siz benim kayınpedere sorabilir misiniz? Ben tavuk dayı kesemem, benim hanım tavuk keser. Benim hanım katlardır, serttir. Hiçbir şeyden çekinmez. Sorun isterseniz. Benim hanım tavuğu horoz kendisi keser. Ben şöyle düşünüyorum Mehmet Bey. Bakın bu benim düşüncem, bu bir iddia. Bak benim hanım. Bak bu iddia Mehmet Bey, bu bir iddia. Benim hanım öyle cesaretlidir benim hanım. Bak bir şey söyleyeceğim. Benim bu bir iddia. Sizin anlattıklarınızdan ve olayın seyrinden şunu anlıyorum. Bunların hepsi bir iddia tabii ki. Sonuçta sayın savcımız, kadın savcımız ve işte jandarma gereken şey yapacaklar, araştıracaklar, soruşturmada devam ediyor. Siz bir gözaltına alınıp serbest bırakılmışsınız. Şu anda da şüpheli olarak karşımdasınız. Şimdi bakın siz gece tartışmış olabilirsiniz. Bunların hepsi iddia. Arkasından ona yani o sırada alkol aldığınız için de zarar vermiş olabilirsiniz. Hayatını kaybettikten sonra da delilleri karartmak için de kardeşiniz Süleyman eşinizi yakmış olabilir. Ben sizin yaktığınızı düşünmüyorum ama kardeşiniz Süleyman onu yakmış olabilir ya da anneniz yardım etti beraber yaktılar. Bu bir iddia. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kesinlikle olamaz. Önce çocuk iniyor. Annesinin yandığını görüyor, çığırınıyor. Vahit sarada çocuğun çığırık sesini duyup geliyor. Diğer çocuğu mont giydirirken montunu giydiriyor. Öbür çocukla beraber aşağı koşup geliyorlar. Sizin çocuğunuz annesinin çığlığını duyuyor. Aşağı çığlık atarak aşağı iniyor da o çığlığı Vahit neden duymuyor? Süleyman neden duymuyor? O şekilde değil. Nasıl? O şekilde değil hanımefendi bak. Didem Hanım. Söyle. Küçük çocuğu montunu giydiriyor. Küçük çocuk aşağı iniyor. İkinci kattan aşağı iniyor. Merdivenden aşağı iniyor. Diğer çocuğun montunu giydirirken çocuk annesinin yanıt durduğunu görüyor. Şu anda izliyor zaten çocuk evin içinde. Çocuk çığlık atınca Vahit abinin dışarıda olduğu için duyuyor. Arkaya dönüp bakıyor, dumanı görüyor. Ondan sonra öbür çocukla birader inik geliyor benim yukarıdan, ikinci kattan. Çocuklara montu kim giydiriyor özür dilerim? Birader kardeşim giydiriyor kardeşim. O sırada Figen nerede? Figen yanıyor mu yani o sırada? O sırada Figen aşağıda. O sırada Figen aşağıdaymış. Gidip annemin yanına yan tarafa gidip geliyor bir sefer. Ya Allah aşkına. Yani o sıradaki yanan... Ya evet Allah aşkına ben... Ya yanıyor kadın, yanıyor. Yanarken hiç çığlık duymuyor mu Süleyman? Duymuyor musun? Bak Mehmet mi sen yoksun orada. Sen yoksun. Kokuyor duyuyorlar. Çocuğun çığlığını duyunca koşturup geliyor. Çocuk diyorsunuz da çocuğun çığlığını, çocuk çığlık atıyor. Çünkü o zaman bir şey mi görüyor? Çocuk niye çığlık atıyor? Ne gördü de çığlık atıyor? Annesini mi görüyor aşağı inince yanarken? Tamam,
Anlamadım tamam, ki. Tamam Didem Hanım, yukarıdan koşturup geliyor zaten. Yanıt duru görüyor. Söndürem de uğraşıyor. Ya ben anlamadım, anladınız mı? Bir daha baştan anlat, sadece ben anlayacağım inşallah. Çocukların çığlığından bahsediliyor. Hiç Figen'in çığlığından kimse bahsetmiyor. Bak, bize Figen de bu enteresan geliyor. Evet, Figen zaten çığlık atmıyor diyorsun. Tamam mı? Bir daha baştan anlat, susacağım ya. Hadi anlat. Tamam, bir daha anlat. Didem Hanım. Ha, söyle. Ben defalarca anlattım. Ben anlatmaktan bıktım. Bu ifadelerde savcılığı verdik. Aşağı çocuk iniyor. Çocuk çığlık, ilk ufak çocuk çığlığını, sesini bağırıyor. Bağırınca çocuk Vahit yukarıdan arkasını dönüp bakıyor. Duman sesini, dumanı görüyor. Araba yanıyor diye düşünüyor Vahit, önce Vahit Sarı. Anladınız mı buraya kadar? Süleyman'ı anlamadım. Süleyman nerede o sırada? Süleyman'da diğer çocuğu, iki tane, üç tane çocuğum var benim. Didem Hanım. Evet. İkinci çocuğun montunu giydirirken bu çığlığı duyuyor. Kokuyu duyuyor. Çocuk da duyuyor. Şu anda bir ateş kokusunu şey oldu mu, benim çocuk evin önüne gelmiyor. Bir dakika ben... Diğer çocuğundan... Bir dakika, bir saniye, özür dilerim. Orada demek. Süleyman yukarıda. Evlerinde. Süleyman işte yukarıda evde. Çocuklara montu giydiriyor. Tamam mı? Çocuğun bir tanesi, çocuklarınızdan bir tanesi aşağı iniyor. Annesini görüyor. Çığlık evet atıyor. Çığlık evet atıyor. Sonra evet artık... O sırada evet ya annesini görünce çığlık atıyor. Doğru anladık. Doğru mu? Doğru mu? Evet. Tamam. Yani bir evet Figen'in bir çığlığı yok ortada. Öyle mi? Hayır, kesinlikle. Onu, zaten çocuğun çığlığının dumanını görüyor Vahit bile. Tamam. Özür dilerim ama bir insandan bahsediyoruz. Ve yanarak hayatına son verdiğini Didem iddia Hanım ediyorsunuz. O kadın çığlık atmadı mı ya? Sağa sola savrulmadı mı Mehmet Beyciğim ya? Belki Didem Hanım çocuk çıkmadan, inmeden önce yaptı bu hareketi. Belki duymadılar yukarıda önce sesini. Çocuk inince belki annesini yanıt durduğunu gördü. Çocuğun ifadesinin alınmasını istiyorum zaten. Mehmet Bey, çocuğun montunu giydiriyorsa demek çocuğun ki çocuğu bir yere götürecekler. Çocuğun ifadesinin tekrar alınmasını istiyorum. Didem dinle, Hanım, dinle avukatımızı. Sayın Cumhuriyet Savcım. Tamam tabii ki ya, da yapacak, merak şey etme sen. Ama avukatımız bir şey söylüyor. Ağzı çenem ağrıdı vallahi. Söylesene Selma. Bir dakika Mehmet, bekle lütfen. Mehmet Bey, çocuğun üzerine bir mont evet giydiriliyorsa demek ki bunlar bir yere gidecekler. Bir yere gitme hazırlığı var mı anneyle çocukların? Bak bunlar o gün raporla izin olduğu için. Evet. Biz buralarda mantar deriz, çıntar deriz. Meşhurdur, bilir misiniz? Boş evet ver onu, tamam geç. Ha, yani gezmeye gideriz böyle bu şekilde, hani hep beraber. Piknik havası, yiyeceğini içeceğini alırız, daha aşağı gezmeye gideriz. İş gayet olmaz zaman. Hiçbir şey demesek odun etmeye gideriz. Çocuklar hep anneleriyle bir yere mı gitme hazırlığı içerisindeler yani. Yani ya bir yere gidecekler ya da aşağı inecekler. Alt kat inerken de hava sabah soğuk, kış günü mont giydiriliyor üzerine, mont. Sabah 9.30 gibi. Doğru mudur? Evet. Hava soğuk, montlarını giydiriyor. Tamam bu. Devam, montlarını devam giydiriyor et, devam et Mehmet. Yani montlarını giydiriyor, ilk çocuk aşağı inince annesini yanıt durduğunu görüyor, çığırınıyor. Çocuklarıyla bir yere gitmeye hazırlanan bilader bir anne, o sırada çocuklarının kendini o halde göreceğini bile bile sizce böyle bir şey yapar mı? Bir soruyu size soralım. Didem Hanım siz misiniz? Selma Hanım sordu, avukatımız sordu. Avukat Hanım, benim eşim bazı şeyler kapansın, kurtulayım, her şey bitsin hani. Ben kurtulayım, millet ne ederse etsin dedi. Çünkü her şey çıkacak şimdi bunu. Arama kayıtları, mesajlar, mesajleşmeler hepsi çıkacak. Doğru mudur? Evet olabilir de. Bakın olabilir de. Olabilir bakın, de. Bu kadıncağız zaten bunlar öldürmekten korkuyor. Ve sizin onu öldürmenizden bunlar korkuyor. Gurur, bunlar ben niye öldüreyim? Benim şurada kaç günlük ömrüm kalmış? Siz kanser ben hastası mısınız? Kim öldürebilir? Kanser hastası mısınız? Efendim? Kanser misiniz sizde? Sayılır, evet. Sayılır, evet. Geçmiş olsun.